LGS'ye son artık 3 gün. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere çok güzel sürprizlerim var. Bunu videomuzun içerisinde söyleyeceğim. Hemen günün sözleriyle başlayalım. Dünden ders çıkar bugünü yaşa, yarın için umut et. Albert Einstein söylemiş. Yani dünyanın herhalde en zeki insanlarından bir tanesidir. Tebrik ediyoruz kendisini. Gerçekten de dünden dersler çıkaracağız. Bazı sıkıntılarımız oldu, indik çıktık ama onlardan alacağımız tecrübeler var. Bugünü yaşıyoruz, ciddi bir şekilde derslerimize çalışmaya devam ediyoruz. Halimize şükrediyoruz. Yarın için de umutluyuz. En güzel liseleri, en güzel okulları inşallah bizler kazanacağız. Günün yorumuna baktığımızda Bay Babuş 270'ir beğeni almış. En iyi soruların derlemesidir diye kendi reklamını yapmış. Tonguc'un görmesi için beğenenler Allah razı olsun demiş ve sonuna kadar bakın demiş. Full çekmek için ne kadar soru çözmeliyiz? Ne kadarı yeni nesil demiş. Şimdi arkadaşlar eskiden gerçekten full çekmek biraz zordu. Yani hem birinci dönem konuları vardı hem ikinci dönem konuları vardı. Ama şimdi gerçekten sadece ilk dönem konuları olduğu için çok daha rahat full çekebiliriz. Ama nasıl full çekebiliriz? Matematik halledersek. Dolayısıyla bizim matematikten günde en az 100 soru çözmemiz lazım ki matematiğin hepsini doğru yapalım. Bu da zor bir şey. Kolay bir şey değil. Ama eskiye göre kolay bir şey. Eskiden gerçekten zordu. Yeni nesil sorular zordu. Bir sürü konu vardı. Fen zor, Türkçe zordu. Ama şimdi hem evdeyiz hem de matematikten günde en az 100 soru çözersek hepsini doğru yapabiliriz. Birinci dönüm, diğer dersler zaten bir şekilde çalışma halledilebilir. Yani fen Türkçe, İnkılap, Din, İngilizce bir şekilde halledilebilir. Ama biraz da bizi matematik zorluyordu. Matematikte çalışıp inşallah hepsini halledeceğiz. Ee, toplamda da toplamda diyelim. Toplamda da en az e, 250 soru, yeni nesil soru çözersek bu bizim e, tüm derslerde en iyi nete ulaşmamızı sağlar. Birinci dönemi kapsayan denemeler veya soru bankaları çıkacak mı? Çıkacaksa ne zaman çıkacak ve zorluk derecesi nasıl olacak? Hemen söyleyelim. Çıktı. İşte sadece geri sayım denemelerimiz sadece birinci dönem konuları içeriyor. Ve aynı zamanda son tekrar setimiz sıktı. Sadece birinci dönem konuları ve yepyeni kitaplarımız bunlar. Şimdi biraz bal gibi olacak ama bunu söylemek zorundayım. Mesela son tekrar inkılaptır İngilizce'de tüm konuları güzel bir şekilde tekrar ediyoruz. Veya son tekrar Türkçe'de yine tüm hepsi var. Veya son tekrar matematikte hepsi var. Kitaplarımız sizler için tam sınava göre sadece birinci dönem konuları içecek şekilde hazır. Bal olmasın diye sadece birkaç tane gösterdim. Son tekrar seti çıkarıp 30-40 TL gibi bir fiyat... Ya bunları da hiç konuşmamız gerek yok. Bunların hepsi hazır. Tekrar söylüyorum bak burada. Senin söylediğin gibi yaptık zaten. Son tekrar setimiz hazır. Hepsini güzel güzel çalışabilirsiniz. Kitaplar elimize patladı. Gerçekten bize çok yardımcı olmuş olursunuz. Hiç endişelenmene gerek yok. Şu an itibaren denemelerimiz soru bankalarına ağırlık verelim. Şu andan itibaren bilhassa soru bankalarına ağırlık verelim. Çünkü şu anda elimizde bizim e, tabii ki ilk tekrar kitabımız da bunu e, sağlıyordu ama geri sayım denemelerindeki 3 geri sayım denemesi tam birinci dönem konularına göre özel olarak daha yeni, bugünkü sınava göre yeni hazırlandı. Dolayısıyla e, bu... Güzel ama bunun hepsini bir anda bitiremeyiz. Dolayısıyla bundan haftada bir çözmeniz daha çok soru bankalarına ağırlık vermeniz. Elimizde kitapların yarısı hala bizim zaten. Diyelim ki kota denemelerimiz mi vardı? Veyahut da atıyorum başka bir yayından bir soru bankamız mı vardı? Onun yarısını yine çözebiliriz. Eğer okullar açılırsa sınavlarda konular nasıl olur? Konular yine aynı kalır arkadaşlar. Artık Milliyetin Bakanı söyledi. Sadece birinci dönem konuları var. Ramazan yaklaşıyor hocam. Oruç olacak. Ramazan oruç nasıl bir çalışma olacak? Bununla alakalı bir video çekeceğiz. Ramazan'da ...gerçekten değerli zamanımız olacak ama hiç endişelenmemize gerek yok. Hem yemeğimizi iftardan sonra yedikten sonra ee, biraz dinlenip güzel güzel soru çözebiliriz... ...hem de gündüz sabahleyin erken saatlerde bol bol soru çözebiliriz. Aynı zamanda kitap okuyabileceğimiz zamanlarda olacak. Günde kaç paragraf soru çözmeliyiz? En az 10 tane çözmeliyiz çünkü LGS'de 10 tane paragraf soru çıkıyor. Günde en az kaç saat çalışmalıyım? Günde en az 8 saat çalışmalısınız arkadaşlar. Bu artık okula gitmediğim için artık zor zaruri oldu. Günün yorumuna baktığımızda haftada ortalama kaç soru çözelim? Ne kadar yeni nesil olmalı? Bunu hesaplayabilirsin. Günde en az 250 soru çözmelisin demiştik Fulyaman için. Normal bir öğrenciysen yani süper bir yer kazanmak istiyorsan ama öyle 500 puan değil. Normal iyi bir puan 450 460 isen. Günde en az 200 soru çözmelisin. 200 çarpı 7'den 1400 soru çözmelisin. Hatta biz bunu 1500 diyelim yuvarlayalım. Cumartesi pazar daha fazla çözebiliriz. Bu 1500 sorunun da en az yarısı yeni nesil olmalı. Çünkü bakalım şöyle mesela gerçek denemelerimize bakalım. Gerçek denemelerde hem eski tarz sorular da var. Mesela isim fiil tanımı oluşturmuş gibi sorular da var. Böyle yeni nesil sorular da var. Bu tarz uzun sorular da var, normal, inkılap tarihinde kısa sorular da var. Dolayısıyla yeni nesil soruları da çözeceğiz, normal soruları da çözeceğiz. Ama yeni nesil inkılap tarihi sorusu da çözmemiz lazım. Veyahut da şöyle sayısal an gösterelim. Matematikte bayağı bir yeni nesil soru çözmemiz lazım. Devam edelim. Motivasyonumu nasıl yüksek tutabilirim? Arkadaşlar her zorlukta bir güzellik vardır. Bakın şu anda gerçekten doktorlarımız nasıl gayretli bir şekilde sabahlara kadar çalışıyor. Hemşerilerimiz, sağlık görevlerimiz. Biz öğretmenler burada sizlere uzaktan eğitim vermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde babalarımız hala bir şekilde bizler için bu kadar riske rağmen gayret gösteriyorlar. O zaman size mesleğinizi iyi yapın ve lütfen aynı bir doktor gibi ciddi bir şekilde oturun. Dersinizi teker teker çalışın. Testlerinizi güzel güzel çözün ve bunu unutmayın. Cehaletle savaş, mikropla savaştan daha az önemli değil. Yani siz de cehaletle savaşıyorsunuz. Çözdüğünüz her bir tez, yaptığınız her bir doğru esasında cehalete bir darbe, cehaleti rahat rahat ortadan kaldırmak için yapılmış güzel bir gayret. Sosyal bilimler ve fen liselerinden mezun olanlar en çok hangi mesleği tercih ediyorlar? İkisi birbirinden farklı. Sosyal bilimlerde mezun olanlar psikoloji hukuk gibi bölümleri tercih ederlerken, fen liselerinden mezun olanlar mühendislik tıpı gibi bölümleri tercih ediyor. LGS kolay olursa kontenjanlar artırılıp yeni liseler açılır mı? Kontenjanlar zaten artırıldı. LGS'de çok aşırı zor olmayacak pedagojik olarak. Dolayısıyla bununla alakalı Milli Eğitim Bakanı eğer farklı bir durum olursa mutlaka haber verir. Kitap okumak yerine günde 40 parar soru çözmek yeter olur mu? Olur tabii ki yani. 40 tane parar soru çözüyorsan zaten Türkçeyi tamamen doğru yaparsın. Bazen ders çalışırsın gelmiyor ne yapmalıyım? O zaman dinlen. O zamanlarda kitap oku dinlen kitap oku diyebiliriz. Sınavlarda aklımıza takılan şarkı sözlerinden nasıl kurtulabiliriz? Ders çalışırken şarkı dinleyebilir Hayır arkadaşlar. Ders çalışırken şarkı dinlemeyelim. Çünkü bazen zihnimiz yani kitap okurken şarkı dinleyebilirsin. Dinlenirken şarkı dinleyebilirsin. Ama sen sen sınavın provasını yapman lazım. Bu Haziran'da sınav karşımıza geldiği zaman açacaksınız. Mesela tabii öyle bir şey olmayacak sizin gerçek belgeselde. Şu değerlendirmek Sözel bölüm gelecek ilk başta. Sözel bölüm çevireceksiniz, sorular gelecek karşınıza. Bu soruları çözerken, sen bu soruları çözdüğünde... ...bu yeni nesil, beceri temelli soruları çözdüğünde... ...bazı soruları ister istemez dikkat, konsantre olman gerekecek. E sen şimdi böyle müzikle çözmeye alıştıysan, dikkatin dağılır. Gerçek sınavda ne yaşayacaksan, denemeleri çözerken de aynısını yaşaman lazım. Dolayısıyla müziksiz çalışmak daha iyi. Ama hiç çalışamıyorsun, yoruldun artık. Veyahut da günde 3-4 saat müzikli müziksiz çalıştın. Ama üf, yatayım mı yoksa müzikli mi çalışayım? O zaman tabii ki müzikli Soru çözerken nasıl hızlanabilirim? Buradaki taktiğimizde aynen bilgiyi halletmek, önceki bilgilerimizi halletmek, yanlışlarımızdan ders almak. İkincisi de tabii ki süre tutarak çalışmak. Az önce demiştim ya denemeleri gerçek deneme gibi çözmeniz diye. Denemelerimizi gerçek deneme gibi çözersek hiçbir sıkıntı yaşamaz süreyi tuturuz. Yani sayısala iki dakika sözlere bir üç dakika vereceğiz ve rahat rahat çözelim. Saat kaçta uyumalıyım? Normalde insan beyni saat onla iki arasında mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Orada insan vücudu büyüyor çünkü. Ama gece uyuduysak, gündüz uyuduysak bunun saatini değiştirebiliriz. Dolayısıyla saat 10'da yatmak en doğrusu ama gündüz güzel bir çalışma yaptıysak. Programlar hazırlıyorum ama uyamıyorum. Ne yapmalıyım? Programımıza uymanızın en önemli özelliği birincisi duvarımıza asacağız. programımız duvarımıza asacağız, duvarını as. Ve ceza ve ödül vermemiz lazım. Ceza ve ödül verilmezse hiçbir şekilde başarıya ulaşamayız. Burası da önemli. Kocaeli Fen Lisesi ve Garip Zeycan Fen Lisesini tanıtır mısınız? Hemen bakalım. Toprak Ana'ya bakıyoruz. Bu Toprak Ana tabii ki Cengiz Aytimatov. Büyük Türk romancısının mükemmel bir eseri. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen 091. Of. Yüksek bir dilimde ama tıplar, mühendislikler de havada uçuşuyor. Kocaeli Fen Lisesi yine çok yüksek bir dilimde tıplar, mühendisler havada uçuyor. Bizler Tıbbı doktor olmak için değil, sağlık bakanı olmak için değil, bizler mikrobu yenmek için bile doktor olmak için, daha doğrusu mikrobu yenmek için bile iyi bir fensiz okumamız gerektiğini artık çok iyi biliyoruz. Çünkü cehaletle savaş da önemli, virüsle savaş da önemli. Şimdi günün kaynağı legesi geri sevilenebilir. Aslında videomuzun başında birinci dönem konuları içeren son tekrarı da söyledik biraz bal gibi oldu ama şu anda artık cehaletle savaştığımız için bunun balla hiçbir anlamı kalmadı. 3 2 1 geri sayım denemelerinde 3. denemede denememiz, denememizdeyiz. Üç tane deneme var. 8. tane 1. konularını tekrar ediyoruz. Sadece 1. jam konuları içeriyor. Hepsi de özel, yenisi sorular içeriyor. Buradaki sorularla alakalı takıldığınız sorular olursa yani yapamadığınız soru olursa bunları karikatür okuyaraktan zaten soru çözümlerini hocalarımızdan dinleyebiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim bu arkasında. Mutlaka takılacağımız soru olabilir. Şurada nerede mesela e, sayısalda efendim bütün soruların çözümleri var. Aynı zamanda tabii ki optik formlarda bir şekilde çözebilirsiniz. Burada cevap anahtarımız var ve deneme değerlendirme kitapçığımız da var. Hemen günü sorusuna bakalım. İmparator penguenler sudan muazzam bir sıçrayışla çıkmalarıyla ünlü. Bu cümlede aç, bu cümlede yay ayraçla şey gösteren yere hangi noktalama artık gelmelidir? Zor bir soru sorduk. Bakalım yapabilecek misiniz? Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. LGS kaçamayacak, kurtulamayacak çünkü biz çok sıkı çalışıyoruz.